Her sanat eseri kuşkusuz bir gönül inceliği ürünüdür. Sanatkarının gönlünden süzülerek sanat eserinde damıttığı incelik, nesilden nesile kendine bakanı hayran bırakan, zarafetle güzelliğin birleştiği ürünler çıkarmıştır ortaya. Kalem işi sanatı da sabrın ve göz nurunun en güzel neticelerinin alındığı sanatlarımızdan biridir. Klasik dönem Türk-İslam sanatları arasında önemli bir yer tutan kalem işi, geçmişte ağırlıklı olarak dini yapıların bezemesinde kullanılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ne yazık ki nakkaşlık ve kalem işi giderek eski önemini yitirir. Bugün sayıları çok olmasa da nakkaşlar ve kalemkarlarımız sanatlarını icra etmeyi sürdürmekte. Bu kıymetli sanatkarlarımızdan biri de nakkaş kalemkar Mimar Semih İrteş'tir. Nakkaş Sabri İrteş'in oğlu olan Semih İrteş, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğrenimini tamamlar ve ardından Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver'den tesip icazeti alır. Eserlerinin tasarımını kendisi yapan sanatçı, günümüzde pek çok kıymetli eserin restorasyonunu başarıyla tamamlamıştır. 1982-84 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde kalem işi dersleri veren İrteş, şu anda Nakkaş Tezgin Sanatlar Merkezi'nde ve Topkapı Sarayı Geleneksel Türk El Sanatları kursunda öğrencilere geleneksel sanatlarımızın inceliklerini öğreten ekibin başında bulunmaktadır. Nakkaş bir babanın oğluyum. Dolayısıyla bu tevarüs olayı tabii ki bizim zaten genlerimizde var. Tabii evde hep onlarla birlikte yaşıyorsun. Çocukluk dönemlerinde baba biliyorsunuz çocuğu, özellikle erkek evladı, yani ne iş yapıyorsa yanında tatillerinde falan alır götürür. Bizim de işte hep babamız bunu yapıyor, götürüyor. Bu götürmelerde gittiğimiz yerler cami avluları, camiler veya saray bahçeleri falan. Tabii dolayısıyla sanatla böyle hep devamlı iç içesin. Çevren ona göre oluyor. Bir takım sanat tarihçileri, sanatkarlar falan hep. Yani çevre insanı daha iyi eğitiyor, daha iyi bir noktaya getiriyor. Bu işin gerçek eğitimini aldığım yer ise, yani hem tasarım hem görgülerim arttığı yer ise merhum hocam Süheyl Ünver Bey'dir. Onun atölyesinde 1973 yılında Cerrahpaşa Tıp Deontoloji Kürsüsü'nde o atölyede Türk süsleme sanatının birçok farklı inceliklerini, tesip sanatının, usluplarının, minyatür sanatının bu gibi uslupları hakkında tabii Süheyl Hoca'nın yanında da olan birçok sanatkardan da aldığımız feyizler var. Cahide Keskiner Hanımefendi benim tasarım olaylarımın başlangıcıdır diyebilirim Cahit Hoca. Sonra Azade Akar Hoca. Karşıdaki talebeye o heyecanı verebilmek. Yani heyecan çok önemli. Çünkü heyecan olmazsa bu sanatın devamlılığı da söz konusudur. Azade Akar hocam önemli. Yani bu konuda çok üstad. Hem nakkaş hem de kalemkar olan Semih İrteş bu ikisinin farklı olduğuna dikkatimizi çekiyor ve şöyle tarif ediyor. Ben nakkaşım.
Osmanlı nakkaşlığı şöyle tarif etmiş. Tasarım ve tatbikatı da aynı şekilde yapan kişiye verilen ünvan. Kişi şimdi bunları yapmayan, sadece duvarda işte fırçayla boyama yapan kişiye kalemkar denir. Ben hem kalem işiyle uğraşıyorum, yani mimari tezinatla, hem de bir kitap tezi sanatı olan tesiple uğraşıyorum. Yapıların iç duvarlarına, kubbe ya da tavanına sıva, ahşap, taş, bez ve deri gibi ara malzemeler kullanılarak renkli boya ve altın varakla yapılan nakışlara kalem işi denmiştir. Osmanlılarda nakkaşlık Amasya ve Bursa illerinde başlamış, ardından Edirne Sarayı'nda gelişmiştir. Şiraz'dan Edirne'ye geldiği sanılan bazı nakkaşlar burada yerli ustalarla birlikte çalışmıştır. Bugün kalem işi çok önemli. Bu coğrafyada bin yıllık medeniyeti olan Türk sanatının eserlerinin ayakta kalabilmeleri için birçok restorasyonlara da ihtiyacı var. Dolayısıyla bu restorasyonların içinde kalem işi ağırlıkta. Ve bu yüzden kalem işi bugünkü günde de çok güncel bir olaydır. Tabii bu konuyla ilgili fevkalade iyi, kuvvetli eğitimlerin yapılması gerekmektedir. Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır'dan getirdiği farklı gelenekleri temsil eden nakkaşlar, 16. yüzyıl Osmanlı nakkaşlığında Herat üslubunu hatırlatan yeni bir üslup geliştirmiştir. Osmanlı tezyinatında 18. yüzyıldan sonra bilinir ki bir batılılaşma dönemi, yani klasik tezyin sanatlarımızdan bir kopma, hem mimaride de bu ve diğer sanatlarımızda da aşağı yukarı böyle bir olay var. Tabii bundan dolayı süsleme tarzlarında biraz farklılıklar var. Özellikle 20. yüzyıla gelindiği zamanlar, 20. yüzyılda tabii zor şartlar var biliyorsunuz. İşte yani Osmanlı ve Cumhuriyet'in kurulması, bu yıllar zor yıllar. Sanatkarın bu yıllar içerisinde ayakta kalabilmesi, eğitimin devam etmesi, bunlar da gerçekten çok zor olaylar. Bu geçiş dönemi içerisinde bu zorluklarla rağmen Türk süsleme sanatı bugün bizden önceki iyi üstadların yüzü su hürmetine, onların yapmış olduğu çalışmaları neticesinde yani iyi bir noktadadır diyebiliriz. Bir caminin tezyini pek çok aşamayı içeriyor. Öncelikle kubbenin yüksekliğine göre hat yazılarının şekli ve boyutu, kalem kalınlığı, kullanılacak malzeme ve boya için projeler hazırlanıyor. Projesi hazırlanmış. Yani nerede neyin kullanılacağı, hangi yazıların kullanılacağı. Tabii bu hattatlarla bir diyalog içerisinde olmuş. Bunlar hepsi hazırlanmış. Ve bu arada örneğin tabii ilk önce başlangıç olarak da kubbeden başlarız. Kubbede merkezde ilk önce bir yazı, hep gelenek böyledir. Bu yazılar işte İhlas, Fatiha, Ayet-el Kürsi veyahut Fatır suresinin 41. ayeti çok meşhurdur. Sinan, Ulu Sinan birçok eserinde Süleymaniye dahil hep bu ayeti kullanmıştır. Ve hazırlanan projede, bunlar tabii belirli ölçeklerde hazırlanır. Daha sonra bunların 1/1 desenleri eskiz kağıtlarına veyahut da bugünkü tabiri yağlı kağıtlara bunlar çizilir. O proje doğrultusunda. Çizildikten sonra camide kubbe merkezinden kubbe eteğine doğru böyle bir şemsiye biçiminde bir düzenleme kurulur. Bunu taksimat yaparız. Yani belirli ölçüler içerisinde. Ve o taksimat içerisinde çalışmaların, örneğin şemsiye diye tabir ettiğimiz rozetleri, bunları belirli aralıklarla belirli yerlere, tabii proje doğrultusunda yerleştiririz. Ve o proje içerisinde hangi renkleri seçmişsek, bunlar gelenekli sanatlarımız içerisinde en çok kullanılan lacivert, çivit, kobalt mavisi diye bir takım tonlar, türkuaz mavisi ve mercan kırmızısına yakın tonlardır. Ana renkler bunlardır. Sonra sırasıyla desenlerin
buraya aplikasyonları, yani sıvanın üzerine aplikasyonu, eskiz kağıtlarında çizilen desenler toplu iğne ile iğne perdahı dediğimiz bir şekilde yumuşak bir zeminde iğnelenir, delinir. Bu delinme, bu bir kalıp haline getiriliyor. Daha sonra da kömür tozu diye tabir ettiğimiz bir kavak ağacı veya bir söğüt ağacının yanmış, bunlar güzel ezilir, elenir. Böyle neredeyse un inceliğinde bir bezin içerisinde bir çıkın yapılır, böyle top gibi. Onun içine konulur ve zemine desenler, hazırlanmış desenler, iğne perdahından geçmiş hazırlanmış desenler, bu kömür tozu dediğimiz tozdan silkelenir, tabir budur. O silkeleme, işte bezin içerisinden tozlar kağıdın üzerine akseder, deliklerden de duvarlara akseder ve desenler çizilmiş olur. Örneğin bir kubbede farz et 32 dilimli yapıyorsak o şemsiyeden 32 adet vardır. Bir kere onu çizersiniz, bir kere iğneli kalıp haline getirirsiniz. Daha sonra da bunları o belirli taksimatlı alanlarda, ölçülerde bunları silkelersiniz. Dolayısıyla zemine desenin çıkarılması, hazırlanması bu şekilde olur. Ve kubbenin merkezinden kubbenin eteğine doğru desenlerin daha irilikten biraz daha ufalaraktan ta aşağılara kadar böyle bir serencam takip ederler. Bir yapının nakışlarla bezenmesi ya da mevcut nakışların restorasyonu bir ekip işi. Usta aynı zamanda tasarımcıdır ve tüm ekibi yönlendirir. Nakkaş yardımcıları işleri takip eder. İrteş yıllarca hem tasarımını hem de tatbikatını kendisi yapmış nakışlarının. İlk etapta işi yöneten en üst kademedeki tasarımcı usta yönlendirmeyi o yapar. Yardımcılarından da bu işleri takip ettirir. Yardımcıları da işi devam ettirir veya da direkt kendisi yapar. Yani ben seneler senesi hem kendi desenlerimi, tasarımlarımı hem kendim hazırladım, hem de tatbikatı oraya kendim yaptım. Yani uzun seneler hep bu şekilde oldu. Ama bu arada tabii bir takım yardımcılarım yetişti. Bazı işleri şimdi onlarla paylaşıyorum. Zaten bizim ailemiz 3 erkek kardeşten meydana geliyor. Üçümüz de aynı sanatı icra ediyoruz. Ben en büyükleriyim. Diğer kardeşlerim işte Hayrettin, Adnan. Onlarla birlikte bu çalışmaları ve de diğer ustalarımız, yetiştirdiğimiz kişilerle çalışmalar böyle devam ediyor. Nakkaş ve kalemkarın bu ince sanatı ortaya çıkartırken kullandığı gereçler de çok özel. İlk etapta bu silkelenmiş desenlerin kenarı şöyle bir tahrir fırçasıyla veyahut da tahrir fırçasının yanı sıra böyle beyaz kıllı bir fırçayla kenarlar kesilip zemin doldurulur. Bunlar dolgu fırçasıdır. Bu da dolgu fırçasıdır. Bazen de değişik ince renkleri kullanmakta çalışılır. Samur dediğimiz bir fırçadır. Bunlar kıl fırçadır. Tabii bunlar sıvalı yüzeyde çok çabuk aşınan malzemelerdir. Yani işte bir tahrir fırçası bir camide biter yani. Yani bu fırçanın çünkü belirli bir ucu vardır. Bu uç bittiği zamanlar, yani uzun olmazsa fırça rahat ucu dönmez. Dönmeyince kontür rahat çizilmez. Bunun gibi mesela böyle yassı fırçalar vardır. Bunlarla da filato dediğimiz cetveller çekilir. İnce uzun çizgiler. Bir mastar, normal bir işte bir cetvel, bir mastar yardımıyla mastar duvara bir parmakla tutuşturulur ve buradan da boya alınır. Ondan sonra ince uzun çizgiler vardır. Onlar da bu özel, yani her çizginin özel bir fırçası vardır diyebilirim. Kalemkarın vazgeçemediği en önemli aletlerden bir tanesi baston diye tabir ettiğimiz, işte bugün basit böyle bir oklava, üzerinde boyalı bunu. Sanatkar, kalemkar ustası bunu sağ elinde, eğer fırçayla çalışıyorsa, sağ elinde çalışıyorsa sol elinde bastonu tutar. Onun yanı sıra sol elinden hem bastonu tutar hem de boyayı tutar. Bakın şöyle üç parmakla baston tutulur. İki parmakla da arada boya vardır. Bakın böyle. Bu şekilde tutulur. Ve nakış yapılacak alana bastonun ucu bu şekilde konur.
destek sağlamak için. Çünkü destek sağlamazsa kalemkar burada bunları rahat çizemez. Ve bastonla fırça boyaya banır, hemen zeminde bir takım çalışmalar yapılır. Banar, çalışır. Bu şekilde yani bir kalemkarın kullandığı 3 tane alet. Birisi boya, fırça ve baston. Ortalama ömrü 70-80 yıl olan kalem işinin kalıcılığı, esas itibariyle kullanılan malzemenin kalitesine ve mekanın koşullarına bağlıdır ama asıl önemli olan sanatın doğru bir biçimde ve incelikle icra edilmesi. Kalem işinde altın kullanımı günümüzde geçmişten farklı olarak uygulanmakta. Altın yapımı tabii çok önemli. Altının altındaki yapıştırıcı malzemeyi hazırlamak çok önemli. Bugün altın yapıştırma eskiden farklı, biraz daha farklı altın yastığı dediğimiz bir takım olaylar vardı, aletler vardı, onlarla yapılırdı. Ama günümüzde onlar kullanılmıyor maalesef. Şimdi transfer dediğimiz altın, mesela defteri, bu tabii çok büyük bir defter, böyle kağıtlara altın yapışmış olaraktan Avrupa'dan ithal ediliyor. Bakın böyle kağıtlar üzerine transfer dediğimiz altınlar geliyor ve altın yapışacak olan yüzeye lika, Osmanlıca'da bugünkü adıyla da miksiyon dediğimiz bir tür yapıştırıcı bir malzeme var. Bu sürülüyor. Belirli bir süre bekleniyor. Tabii o hangi atmosfer, açıkta başka, kapalıda başka, rutubetli alanlar, yaz, kış, bunlar hep etkendir. Belirli bir süre bekleniyor. Tav dediğimiz belli bir noktaya geliyor. Yani çok az bir yapışkanlı bir hal alıyor. Ondan sonra da altını yapıştırıyoruz. Tabii burada transfer kağıtları hemen o miksiyon üzerine tık 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 yapıştırdığınız zamanlar olay bitiyor. Değil esasında ama bugün birçok kişi altın yapıyor. Çok basit görüyor bunu. Yani birçok kişi yapıyor. Yalnız yapılan altınlar mat oluyor. İstenilen parlaklığa ulaşmıyor. Ve de çok kısa zamanda okside oluyor. İşte orada ince bir nokta var. O ince nokta miksiyonun, yani yapıştırıcının hazırlanması ve beklenen süre. Burada mesela altın yastığı dediğimiz olay böyle bir süyet olay. Altınlar bunun üzerine dökülüyor. Sonra bir takım bıçaklarla, ona ait bir takım böyle bıçaklar var. Bakın bu bıçaklarla altın alıyor, kesiliyor. Ondan sonra nerelerde ne kadar ufaklıkta kullanılacaksa sakal fırçası diye gene tabir ettiğimiz bu fırçayla alınıp yerine yapıştırılıyor. Bütün alemlerde, dış mekandaki kubbe ve minare alemlerin üzeri altın varak olarak da kullanılıyor. Bugün öyle tabii. Eskiden birçok şeylerde tombak olarak da yapılmış. Ondan sonra ayrıca iç mekanlarda, tezinatta altın özellikle Hüsnü Hatt'ın üzerinde, yani orada kullanılıyor. Sıla üzerinde altın örnekleri çok fazla yok. Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde bazı bölümlerde var. Daha ziyade altın kullanılan nakışlı parçalar ise ahşap üzeri kalem iş tekniği dediğimiz tekniklerde. Bunlar da yakın mesafelerde, yani mahfil tavan altlarında ve çok fonksiyonu olan yerlerde çok ince tezyin edilmiş parçalar var. Onlar üzerinde kullanılıyor. Topkapı Sarayı'ndaki kalem işlerinin tezyinatını yapan sanatçının ilgi çekici çalışmaları arasında Adana Sabancı Merkez Camii ve Türkmenistan Aşkabat Ertuğrul Gazi Camii'nin kalem işi projeleri yer almakta. İrteş'in son dönem çalışmalarından biri ise Tokyo Camii Tezyinat Projesi. Geleneğin tamamen aynısını devam ettiriyoruz. Tasarım olarak belki bazı çalışmalar getirmiş olabilirim. Ancak benim kalem işinde, mimari tezyinatta çok önemli tasarımlara imza atmam, bir kere altyapısındaki mimarinin o derece bana zemin hazırlaması lazım. Bunlar uygun yerler değilse, uygun biçimler değilse, yani sanatkarı bu zaten heyecan ve zevk vermez. Ama ben tasarımcı bir nakkaş olarak da bütün çalışmaları tabii kendim yapıyorum, yani tasarımlarını. Dolayısıyla gelenekten hız alıyorum, gelenekten ilham alıyorum
ve yeni tasarımlar hazırlıyorum. Yani çok büyük yenilikler yok, ancak bugünkü teknolojiyle, malzemeyle farklı şeyler yapabiliyoruz. Örneğin dekupe dediğimiz bir sistem var. Bugün artık lazerle kesiliyor bunlar. Onları boyayıp yerlerine monte ediyoruz. Uzun süreli, kalıcı olmalarını belki bu konuda para sağlıyoruz. 1975 yılında İstanbul'da tezyinatla ilgili tek atölyeye Semih İrteş sahipti. Sanatkarlar bu tarihte işlerini evlerinden yürütmekteydiler. 1990'da bir de Sema Nakışhanesi eklendi ve bu tarihten sonra tezyini sanatlara artan ilgiyle birlikte atölye sayısı da artmaya başladı. Semih İrteş bugün Üsküdar Valide-i Atik'te Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibarıyla bu sanatlarla ilgili birçok atölyeler var. Yani gerçekten profesyonelce de atölyeler var. Yani bu tabii bir arz talep meselesi. Yani o devir 1975 özellikle tesip sanatının arz talebinin olmadığı bir devir. Yani tesip sanatı arz talebini güçlendirmesi 1990 yılından sonra başlamıştır diyebilirim. Çünkü o devirler içerisinde bir kere kişiler tesibin ne olduğunu halk tam olaraktan bilmiyor. Çok yakın kişiler, yani bu işte uğraşanlar, hatta teshibe, ondan sonra tesbih falan diyorlar. Yani bu derecede. Ama günümüzde bu çok hızlı bir gelişme içerisinde. Yani özellikle 1990'dan sonra bu konuda tabii çok farklı eğitim merkezlerinin bunu hızlandırması. Süheyl Ünver Bey'le yine başlayan Topkapı Sarayı nakkaşhane uslubundaki eğitimler 1980 yılında Cahide Keskiner hanımefendinin başkanlığında devam etmiştir. 90'dan sonra da ben, Mamur Hanım, o şekilde devam etmiştir, sürdürmüştür. Ve Topkapı Sarayı'ndaki tezyin sanatlarla, tesip sanatıyla ilgili eğitimler bugün İstanbul ve hatta Türkiye'nin birçok yerlerine fayda sağlayabilecek kişiler yetiştirmişti. Buradaki yetişen kişiler bugün belirli noktalarda, işte belediyeler artık geleneksel sanatlarla ilgili bir takım eğitim faaliyetleri içine girmişlerdir. Dolayısıyla bu eğitimlerde tabii bir hem eğitimlerde hem tatbikatlarda hem çalışmalarda da hızlı bir enflasyon da vardır. Tezyini sanatlar bugün birçok kişinin, yani yaşayan toplumumuzun artık tezyini sanatın ne olduğu, bir tesibin ne olduğu, bir eve bir levhanın asılması için keyfin, zevkin meydana gelmesi, hangi levhaların, hangi yazılarla donanılmış, tesipleriyle donanılmış levhaların asılması gerektiğini bilmek, bunlardan keyif almak tabii çok güzel bir şey. Bu bizim işte bu bin yıllık medeniyetimize karşı olan bilgi, zevkimizi arttırırken aynı zamanda onların korunmasına da sebep olacaktır.